Yepyeni tariflerin adresi Mutfağım Şahane'de şimdi harika bir sebze yemeği yapıyoruz. Tam da mevsiminde olduğumuz kereviz kapama. Evet. Usam nedir malzemelerimiz? Kereviz, patates, biraz ayvamız var. Çok ilginç. Evet, ayva var, portakal var ve limonumuz var. Çok güzel bir tarif olacak. Hemen başlayabiliriz ustam. Evet. Önce ne yapıyoruz? Şöyle kerevizlerimizi hemen doğruyoruz. Kereviz en sevdiğim sebzelerden biri. Çok vitaminli. Özellikle kış mevsiminde bol bol tüketmek lazım. Vitamin deposu, şifa deposu, bağışıklık güçlendirici muhakkak tüketilmesi gerekiyor. Şimdi bakın zeytinyağı koymadan direkt tavamızın içine sebzelerimizi atıyoruz, kerevizlerimizi. Kabını soyduğumuz kerevizleri küp küp doğruyoruz. Biz bir adet kereviz kullanıyoruz ama siz gelecek misafirin sayısına göre kerevizlerin sayısını arttırabilirsiniz. Evet, bu şekilde kerevizleri doğradık. Daha önce hiç böyle bir kereviz tarifi görmediniz efendim. Bu kerevizin içinde zeytinyağı, portakal, hatta ayva var efendim. Evet, ayvalı kereviz ben ilk kez sizden öğreniyorum ustam. Evet. Daha önce kereviz yeme yaptım ama ayvalı değildi. Evet, aynen öyle. Şimdi biraz da patatesimiz vardı. Patatesleri de kerevizin üstüne ilave ettik. Hemen havucumuz var. Havucumuzu da yine kerevizin üstüne ilave edeceğiz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Tam bir renk cümbüşü. Vitamin. Kapama usulü yapıyoruz efendim. Şimdi ayvamızda sıra. Ayvamızı çeyrek ayva kullanıyorum içerisinde. Şöyle ayvamızı da soydum. Evet. Ayvayı da aynı şekilde küp küp doğruyoruz. Yine küp küp doğruyoruz. Portakalımız var efendim. Portakalımızı da böyle sıkıyoruz içine. Evet, çekirdeklerini içine kaçırmamaya dikkat ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi portakalları sıkmaya devam ediyoruz. Bir portakalı ikiye böldük. Esas ekşilik vermesi için ne yapıyoruz? Limon. Limonumuzu sıkıyoruz efendim içerisine. Aa, çok güzel olacak gerçekten. En sevdiğim yemeklerden biri sebze yemeği. Patates, havuç, kereviz, ayva. Evet efendim. Sırada tuzumuz var. Bakın sadece sebzeleri koyduk ve tuzumuzu ilave ediyoruz içerisine. Karabiber ilave edeceğiz. Aa, harika. Çok sevdiğim bir lezzet olacak. Ve olmazsa olmaz zeytinyağımız efendim. Mis gibi zeytinyağımız. Ege'nin işte bu otlarını, bu bitkilerini, sebze yemeklerini çok seviyorum. Şimdi evet. Ne yapıyoruz ustam? Şimdi hepsini bir karıştırıyoruz şu şekilde. Evet. Ne kadar pişecek? Gördüyseniz içerisinde sadece kendi suyu var. Portakal suyu, limon suyu ve sebzenin kendi suyuyla pişecek. Yaklaşık bir 25 dakika kapağını şu şekilde kapatacağız. Kısık ateşte 25 dakika pişireceğiz efendim. O zaman 25 dakika beklemek zorundayız. 20-25 dakika geçti ve artık sebzelerimiz yemeye hazır bir hale geldi. Mükemmel kokular sardı etrafı. Ustam hemen tadına bakalım hadi. Bakalım. Evet, şöyle bir karıştıralım. Of 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 of. Kendi şahane. Kerevizinden bol olsun bana ustam. Ayvasından, kerevizinden, havucundan. Şöyle havucundan. Of, çok güzel görünüyor. Şu renge bakar mısınız, evet. Şu renge? Tam bir kış yemeği. Şimdi efendim, hadi tadına bakalım. Ayvası, havucu, kerevizi, patatesi. Hepsini bir arada alıyorum. Ayva var ya, olağanüstü bir lezzet katmış. Portakal suyu süper. Mükemmel bir aroma var ağzımda ustam. Hani zeytinyağlılarda biraz şeker atarlar ya. Evet. İşte biz o şekeri atmadık. Ayvadan şeker yerine, verdiniz. Harikasınız şeker yerine ya. Ayvanın şekerini kullandık. Ayvanın tatlısı. Bir de portakalın kendi tatlısı. İşte onları şeker niyetine kullandık içinde. C vitaminiyle yükledik efendim. Çok güzel zeytinyağlı bir kereviz yemeği yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.